Merhabalar efendim. Sincan'da Ramazan Akşamları programının son bölümüne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bu yana bizleri Sincan Belediye'mizin sosyal medya hesaplarından takip eden siz değerli seyircilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hakikaten bu muhabbet aslında bizi sizinle ilk şu cümleyle buluşturmuştu. Sincan, Ankara'nın incisi deyivermiştik. Ankara'nın güzide insanların yaşamış olduğu bu şehirden, bu güzel Ankara ilçesinden, beldesinden bütün dünyaya, evvela Anadolu'yla olmak üzere muhabbetimizi, aşkımızı, heyecanımızı Ramazan-ı Şerif'in güzellikleriyle aktarmak ve yansıtmak için huzurlarınıza gelmiştik. Bir belki yolculuk, nihayetlenecek bir yolculuktu bu bizler için ama 30 bölümü sizlerle birlikte, sizin muhabbetinizle birlikte tamam eyledik elhamdülillah. Ramazan bize birçok şey öğretti. Gelirken elbette güzellikleri ikram ederek gelmişti Ramazan. Giderken de öyle gidiyor elbette. Ömrümüzün bir Ramazan içerisinde huşu ve muhabbetle yaşanıyor oluşu da elbette bizler için çok önemlidir. Çünkü eskilerin ifadesidir, ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ramazan biter ve bizleri Ramazan yaşamış olduğumuz, liyakatli bir şekilde idrak etmeye gayret ettiğimiz Ramazan, bir bayramın huzur dolu, merhamet dolu, huşu dolu kucağına teslim ediverir. Elbette bayram bizler için bir sevinçtir, bizler için mutluluktur, sürurdur. Bayram gönüllerde taht kurmuş ve heyecanını hiçbir zaman yitirmeyecek olan bir emanettir. Ve bayram kullara gelir, Allah'ın mümin kullarına. Kainat içerisinde elbette birçok varlık vardır. O varlıklardan en müstesna olanı insandır. Cenab-ı Allah eşrefi mahlukat diye hitap etmiştir insana. Öyle değer vermiştir. O insanı da değerli kılan elbette imanıdır. Bizler iman neşesiyle, iman muhabbetiyle sizlerle buluşmanın heyecanını Ramazan-ı Şerif'in başından beri yaşıyoruz. Ve bizlere eşlik eden çok kıymetli hocalarımız oldu elbette. Onların sohbetlerini de sizlere ikram ettik. Birazdan da inşallah onların isimlerini de zikredeceğiz. Lakin malum haliniz Ramazan'ın başından bu yana ifade edilen çok kıymetli bir söz var idi. O da Ramazan-ı Şerif'in aslında bir Kur'an ayı oluşuydu. Allahü Teala Recep-i Şerif ile, Şaban-ı Şerif ile haber verdi Kur'an ayının gelişini. Ve o Kur'an ki öyle bir gecede indi ki o geceyi Kadir Gecesi yapıverdi. Öyle bir gönle ini verdi ki o insanı alemlerin rahmet olarak gönderildiği elçi yapıverdi. Cenab-ı Allah'ın Habibim, Habibi Edibim diye hitap ettiği Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere Kur'an'ın ayeti kerimelerini yaşayarak öğretti, aktardı. Ve biz de mümin oluşumuzun bize vermiş olduğu bu güzellikle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine her programda sizinle muhabbetimize, sohbetimize başlamadan önce gönlümüzü açtık. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne bizlere okumuş oldukları tilaveti ikram eden değerli hocalarımıza, her biri Sincan Belediye'mizin sınırları içerisinde bulunan birbirinden güzel camilerde görev yapan değerli hocalarımıza da sizler adına şükranlarımızı ifade etmeyi bir borç biliyoruz. Bu akşam da hadi gelin hep beraber Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerine gönlümüzü açalım. Ve Sincan 15 Temmuz Şehitler Camii İmam Hatibimiz, müezzin kayyumumuz daha doğrusu, Ferdi Cebeci hocamıza gönlümüzü açalım. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا والصلاة
innallâhe me'assâbirîn. Ve lâ tegûlû limen yuqtelû fî بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Ferdi hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve diğer hocalarımıza da şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah-u Teala okunan ayet-i kerimeleri tesirle eylesin inşallah üzerimizde. Değerli seyirciler, elbette Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne içinde bulunmuş olduğumuz Sincan Belediye'mizin sınırları içerisinde birçok hizmet değerli vatandaşlarımıza iletildi. Bu hizmetler halkın kendi hayatını idame ettirmesi için ve bu anlamda ne noktada bir noksanları ve eksikleri varsa onun tamamlanması için büyük bir hizmet organizasyonuna da şahit oldular elbette. Bu organizasyonun başında Sincan Belediye Başkanımız, değerli büyüğümüz Murat Ercan Beyefendi var idiler. Kendilerine buradan şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu programın tesisi de elbette kendilerinin istek ve arzusuyla yerine geldi ve bizler de kendilerinin sesi olmaya gayret ettik. Bizim sesimizi duyan kulaklara Sincan Belediyesi'nin muhabbetini, Sayın Başkanımızın ilgi ve alakasını aktarmaya, yansıtmaya gayret ettik. Sebebi şuydu birazcık. Aslında bizler hayatımızı bir yönüyle kültür sanat faaliyetlerinin içerisinde yaşayan insanlarız. Kültür sanat faaliyetleri şu anda Ankara'nın incisi olan, en güzide beldelerinden, en ilçelerinden birisi olan elbette Sincan Belediyesi'nde hayatı tamamıyla kültür sanat anlamında tabiri caizse tezyin edecek şekilde devam ettirilmekte bu hizmetler. Bu noktada Sayın Başkanımıza ve kıymetli ekibine de buradan sizlerin adına da şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Çünkü biliyorsunuz aslında bizler
hassasiyetimiz olan kültür ve sanat faaliyetlerini yine inancımız doğrultusunda, inançlarımızla birlikte aktarmaya gayret ediyoruz. Ve yapılan bu programlar insanların gönüllerine dokunuyor. Sadece kültür sanat faaliyetleri mi? Elbette şu anda Sincan Belediye'miz kültür ve sanat şehridir. Ankara'da bu özelliğiyle ön plana çıkar. Ama sadece bunlar mı? Elbette değil. Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde, COVID-19 sürecinde belediyemizin yapmış olduğu birçok faaliyet var. Yeraltı zenginlikleri ve yerüstü zenginlikleriyle Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği bu dünyayı hakikaten her anlamda tezyin edebilmek, imar edebilmek adına yapılan faaliyetlerdi bunlar. Vatandaşlarımıza birebir temas ederek her birine bir lale ikram etmek, aynı zamanda yine onlara temas ederek birer steril, daha doğrusu maske ve kendilerini temizleyecek olan o sıvıdan göndermek, onlardan ikram etmek bile hakikaten ne kadar önemli bir düşünce, öyle değil mi? İşte genel anlamda belediyemizin yapmış olduğu bu faaliyetler katlanarak devam etti. Bir açın ve bir yoksulun halinin, hatırının sorulmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu öğretti Sayın Başkanımız bizlere. Ve komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olarak bu belediye sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi insanların neredeyse tamamına temas edildi. Ramazan ayı içerisinde normalde sair zamanlarda aş evlerine gelen değerli kardeşlerimizin, hemşerilerimizin bu sefer evlerine teker teker ziyarette bulunularak onlara hem iftarlık hem de sahurluk yiyecekler teslim edildi. Bazen hani küçük bir çanta, poşet vesaire diye ifade edilebilir ama büyük çuvallarla bunlar, bu yardımlar, bu destekler götürüldü, gönderildi. Ve büyük bir titizlik içerisinde ve onların tabiri caizse gönlünü incitmeden, kırmadan. Elbette biliriz ki bizler veren el alan elden üstündür ama bunu bir madde planında değerlendirmeden, mana planında düşünerek, değerlendirerek yardımlarının iletilmesine bizler de şahitlik ettik. Bundan dolayı hem Sayın Başkanımız Murat Ercan Beyefendi'ye hem de değerli çalışma arkadaşlarına biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Ve gelin sizlerle beraber belediyemizin bu süre içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri bir VTR'de seyredelim. Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Biz her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. We'll be right back.
kişisel hijyenimiz konusunda hassas olalım. Maskesiz dolaşmamaya gayret edelim ve gerekmedikçe de asla dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gönlümüze dokunan yönü itibariyle söylemiş olduğu siz evinizde oturun, rahat oturun diye biz dışarıdayız. Hizmete devam ediyoruz deyişi hakikaten çok önemliydi. Yapmış oldukları hizmete göz attık ve gönlümüzü verdik. Ve bu noktada bir yer var ki hakikaten çok etkileyici. Sokak hayvanlarıyla alakalı onlara yapılan hizmetler hakikaten onların bu süre zarfında bir barınak ihtiyacının bile karşılanması ne kadar değerli, ne kadar önemli değil mi değerli seyirciler? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerif nakleder bize ve der ki, ömrünü hakikaten çok iyi şeylere harcamamış kişilerden birisi, bir kuyunun başında dili bir karış dışına çıkmış bir köpek görür ve onun susuzluğunu gidermek için kuyudan su çeker ve ona verir. Sırf bu fiilinden dolayı Allah-u Teala onu affetti buyurur Peygamber Efendimiz. Bizler belediyeciliğin hizmetleri ve belediye hizmetleri noktasında Sayın Başkanımızın yapmış oldukları gayreti hakikaten Cenab-ı Allah'ın misliyle mükafatlandıracağını düşünüyoruz. Bu vesileyle insana hizmet etmenin hakikaten devleti yaşatma mesabesinde bir hizmet olacağını bizler de biliyoruz. Ve bu noktada Şeyh Edebali'nin ifadesini kendi gönlüne, kendi semasına nakşeden bir başkanımız olduğu için de Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Bir eser okumak isterim. Malumunuz yarın bayram. İçinde bulunduğumuz şehir Ankara ve Ankara'da kurbunda bulunduğumuz Hazret Hacı Bayram Veli Hazretleri. O bayramı bakın nasıl karşılamış. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm? Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm der. Üstad buyurunuz. El fakru fahri demedi.
Eyvallah, teşekkür ediyorum değerli dostlarımıza. Bu arada bu vesileyle değerli orkestramıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün Ramazan boyunca bizlere eşlik ettikleri için hepsine de teşekkür ediyoruz. Onların açmış oldukları yoldan biz de sizlere eser okumaya gayret ettik. Bu da önemli bir birliktelik elbette. Ve bu süre zarfında hakikaten birbirinden değerli konukları da ağırladık. Sizlere ikram ettiğimiz sohbetleri bizlere ikram eden değerli üstadlarımızı Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne kadar kendi dünyamızda, kendi mefkûremizde önemli yere sahip olan ifadeleri bizlere aktarış gayretleri ve hassasiyetleri bize bir şey öğretti. Yani bir sohbet meclisi oluşturabilme, bu meclisten istifade edebilme, bu gayrette olma en azından böyle bir fiilde, böyle bir fiiller silsilesi içerisinde yer almamız gerekliliğini bize öğretti. Çünkü elbette insan birçok bilgiden tabiri caizse uzak. Özellikle dini noktada. Hani dini İslam'ın güzelliklerini kimden öğreneceğiz biz? Elbette işte böyle davet ettiğimiz gönlü güzel insanlardan, onların hassasiyetle dolu hayatlarından, yaşantılarından örneklikleri aktarmasıyla öğreneceğiz. Nihayetinde elbette bizim onların varlığına ihtiyacımız var. Hani bazen dini sohbetler diye kendimizi sınırlamış oluyor olabiliriz belki ama ilk gün programımıza başlarken değerli konuğumuz yine Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Beyefendiydi. Sayın Başkan da konuşurken hakikaten ne kadar şuurlu ve bilinçli bir Müslümanın sohbetini dinliyoruz diye böyle bir hissiyatla dinlemiştim ben. Sizler de muhakkak o hissiyatla dinlediniz. Nihayetinde diğer konuklarımızı ben sırasıyla zikretmeyi isterim size bir hatırlatma babında. Sonrasında da değerli konuklarımızın arasından seçtiğimiz konuklarımızdan yapmış olduğumuz bir kolajı da sizlere ikram etmek isteriz. 24 Nisan Cuma akşamı başlamıştık biz sizinle ilk programa. Dediğimiz gibi belediye başkanımız Murat Ercan Beyefendi ilk konuğumuzdu. İkinci gün Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Burhan İşleyen hocamız. Üçüncü gün sevgili dostum, ağabeyim Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden sanatçı doçent Doktor Fatih Koca Beyefendi. Sonra sırasıyla yazar, gönlü güzel insan Sadık Yalsız Uçanlar ağabeyim. AFAD Başkanımız değerli dostum Doktor Mehmet Güllüoğlu Beyefendi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerimizden Mehmet Emin Genç Üstadım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Oğuzhan Aydın Hocam, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız, hakikaten çok müstesna bir kişiliğe sahip olan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu Beyefendi, baba dostum, değerli hocam, hürmetle ellerinden öpüyorum, buradan selam da ederim. Değerli hocamız Abdurrahman Kahyoğlu Beyefendi. Marif Vakfı Başkanımız ki gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir vizyonu ve misyonunu temsil eden, yurt dışında ülkemizi liyakatli bir şekilde yaptıkları eğitim hizmetleriyle tabiri caizse temsil eden Marif Vakfı Başkanımız Profesör Doktor Birol Akgün Beyefendi. Sonra hakikaten bazen bazı insanlar vardır, kendi dünyasındaki manayı sanatlarıyla birleştirirler. Onlardan birisi aziz dostum, muhterem ağabeyim İrfan Gürdal Beyefendi. Burada bizi birçok akşam yalnız bırakmayan, hoş sohbetiyle bizleri zenginleştiren sanatçı ağabeylerimizden, büyüklerimizden muhterem ağabeyim Hasan Sağındık Beyefendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüz, çok naif bir kişiydi, sohbeti de hala gönlümde yer etmiş Kadir Dinç Hocam, değerli sanatçı dostlarımızdan ve okumuş olduğu eserlerle, yaptığı programlarla hakikaten önemli işlere imza atan sanatçı Murat Erol Beyefendi.
Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Hazreti Mevlana'yı konuştuğumuz Mesnevi'den hikayeleri bizlere aktaran Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu beyefendi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Enver Arpa hocam. Milli Eğitim Bakanlığı Arge Kalite ve İzleme Daire Başkanımız Mehmet Baki Öztürk beyefendi. Ama daire başkanı değil, genel müdür sanki diye hatırımda kalmış ama öyle düzeltmiş olalım o halde. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerimizden Muhammed Enes Kala beyefendi. Eğitimci yazar Ahmet Belada beyefendi ki onunla yapmış olduğumuz programın da tadı damağında. Hepsi öyle muhakkak. Yine sanatçı dostlarımdan Hasan Özer beyefendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız o yoğun trafiği içerisinde bize vakit ayırdığı için şükranlarımızı ifade edeceğimiz Abdullah Eren beyefendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok önemli bir noktada insanlara, insanımıza, müminlere hizmet eden Doktor Fatih Kurt hocam. İş adamı ama gönlünün zenginliğiyle bütün dünyayı bezemeyi kendisine şiar edinmiş DEİK İş Konseyi Başkanlarımızdan değerli dostum Aybars Ünal Beyefendi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül Beyefendi ki Mehmet Nezir Gül Beyefendi'nin kitaplarından da istifade etmeye devam ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Sincan Müftümüz ki çok gayretli, belediyemizle koordineli olarak yapmış oldukları çalışmalarla bu gayretini de ortaya koyan değerli hocam Kadir Gecesi'nde konuğumuz olmuştu. Mevlüt Topçu Beyefendi. Allah ondan ve değerli arkadaşlarından, ekibinden, din görevlilerimizden hülasa razı olsun. Son günlere doğru bizi yalnız bırakmayan, özellikle bu Covid sürecinde ülkemizin çok önemli bir hizmet yapmasına vesile olan kişilerden birisi olan Dışişleri Bakan Yardımcımız, aziz dostum Yavuz Selim Kıran Beyefendi, Allah ondan razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı hepinize malum, Türkiye'nin en güzide ve en köklü vakfıdır Diyanet Vakfımız. Onun mütevelli heyeti 2. Başkanı değerli hocam İhsan Açık Beyefendi. Ve son olarak dün misafir ettiğimiz Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden değerli hocam Muhlis Akar Beyefendi'ye sizler adına ben de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Peki onlardan öğrendiğimiz ne? Onlardan öğrendiğimiz şu. Peygamber Efendimizin bize aktarmış olduğu bazı hasletler var. Yani bu aktarım şu şekilde gerçekleşiyor değerli dostlar. Mecliste oturmuş Mescid-i Nebevi'de yahut Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramı yanı başında ve bir hadise nakleder Peygamberimiz. Belki geçmiş kavimlerde yaşanmış bir hadise. Kısacık böyle size aktarıvereyim. Der ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zamanın birinde eski kavimlerden birinin peygamberine Cenab-ı Allah bir vahiy gönderdi. Ve dedi ki, ümmetinden falanca kişiye söyle, onun ömrünün kalan süresinin yarısını zenginlikle ve diğer yarısını fakirlikle geçirmesini murad ettim. Kendisine sor, evvela zenginliğimi ister yoksa fakirliğimi. O peygamber Allah-u Teala'nın işaret ettiği kula haber gönderir. Kul peygamberin bulunduğu yere gelir. Ve sorar peygamber kula, ümmetinden olan kişiye. Der ki Allah-u Teala seni seçti ve böyle bir lütufta bulunmak ister. Hangisini seçmek istersin? O zat der ki peygambere, ey Allah'ın Resulü der. Müsaade edersen eve gideyim, eşime bir sorayım. Eşimle bir istişare edeyim. Nihayetinde dünyaya taalluk bir mevzu. Eve gider, eşine sorar ve eşi der ki, bey der, sen git peygambere, de ki ömrümüzün ilkini, geri kalan kısmının yarısının ilkini zenginlikle, sonunu yani öncesini zenginlik, sonrasını fakirlikle geçirmek isteriz de demiş. Adamcağız buna itiraz etmiş. Demiş ki hanım bak genciz. Gençken fakirliği kaldırmak kolay olur. Gel evvela fakirliği seçelim, sonra zenginlik geliversin peşinden, rahat ederiz ahir ömrümüzde. Kadıncağız kaşlarını çatmış, yok demiş, efendi sen var git benim dediğimi söyle. Bu hayatı birlikte yaşamıyor muyuz? Benim kararım bu demiş. Peki demiş bizimki, başı önde gitmiş peygamberin yanına. Demiş ki ey Allah'ın Resulü, hanımla konuştuk, ikna edemedim. Evvela zenginliği ister kendisi, sonradan fakirlik gelsin. Peki der peygamber. Cenab-ı Allah'a münacatında durumu arz eder. Allah-u Teala ertesi gün hiç vakit kaybetmeksizin o kula öyle büyük bir nimet kapısı açar ki verdikçe verir, hani Anadolu ifadesiyle Cenab-ı Allah.
Yalnız değerli seyirciler, değerli dostlar, o zenginliğe ulaştıkları günlerden birinde o hanımefendi, yani o abimizin hanımı kocasına seslenir. Efendi gel hele der. Sana bir şeyler diyeceğim, bunları kulağına küpe et, unutma sakın. Allah-u Teala'ya imanımız sonsuz, peygamberine de öyle. Bizler Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu bu zenginlik nimetiyle yüz yüzeyiz. Baksana, her tarafımız elhamdülillah nimetlerle doldu. Gel seninle birlikte bir şey yapalım. Ne yapalım hanım diye sormuş. Allah'ın verdiği bütün nimetlere şükredelim seninle. Peki demiş hanım, elbette şükredelim. Daha ne yapalım? Hem şükredelim hem de ihtiyaç sahibi olan kardeşimizin hakkını, hukukunu gözetelim. Yani efendi, kendine bir çarık aldığında bir tane alma, iki tane al. Yolda karşına çıkan bir ihtiyaç sahibinin ayağına giydiriver de sevinsin fukara. Başka ne yapayım demiş hanımına. Eve gelirken yiyecek içecek alıyorsun ya. Evet hanım, birazcık fazla al da ihtiyaç sahibi komşulara dağıtıverelim. Bizimkinin çok hoşuna gitmiş. Ertesi günden başlayarak hayatının tamamını hem şükürle hem hamdle geçirmeye başlamış. Hanımının sözünü de dinlemiş bizimki. Kendine ne alıyorsa ondan iki çift almış. İhtiyaç sahiplerine dağıtıvermiş. Hakkı, hukuku ne varsa etrafındakilerin bir güzel tamam eylemiş üzerlerindeki hakkını. Nihayetinde elbette hem fakiri fukarayı gözetmiş hem de yetim hakkını gözetmiş. Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği boyut itibariyle. Ömrün yarısı tamam olmuş. Allah-u Teala peygambere vahyetmiş tekrar. Demiş ki, ümmetinden falancanın ömrünün yarısı tamam oldu. Fakirlik devri başlayacaktı ki, baktım zenginken onlar öyle hamd ve şükür içinde hayat yaşamışlar ki, ömürlerinin fakir geçecek diğer tarafında ben zenginlikle geçirmeleri için büyük bir lütufta, ihsanda bulundum. Var git onlara haber ver. Şimdi hal bu değerli seyirciler. Hal buyken bizler ne yapacağız? Şükre, hamde devam edeceğiz. Peygamberimiz böyle hadiseleri anlatarak tabiri caizse ashabına büyük bir güzelliği ikram etmişti. Bir mefkure ikram etmişti, hediye etmişti. Biz de onlardan bize naklolan boyutu itibariyle bunları yaşıyor, biliyor, özümsüyor, idrak ediyor ve yaşıyoruz. Hadi gelin sizlerle beraber bizlere Ramazan ayı boyunca kimler eşlik etmiş, onlardan bir kısa kesiti sizlerle tekrar buluşturalım. Biz de hatıramızı canlandıralım tekrar. Merhabalar efendim. Sincan'da Ramazan akşamları programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sincan Belediye'mizin yapmış olduğu bu program sizlere Ramazan ayı boyunca gönül hanelerinize hitap edecek. Sincan Belediye Başkanımız, değerli üstadım, ağabeyim Murat Ercan Beyefendi'yi hem sizlerin gönül hanelerine ev sahibi hem de misafir olarak dahil edeceğiz. Bu salgın nedeniyle birçok güzelliklerden de mahrum kalıyoruz. Maalesef. Tabii birlikte geçirmeyi planladığımız, belediye olarak yapmayı planladığımız birçok etkinliği maalesef yapamadık. Ama tamamen de bu iklimden uzak, vatandaşlarımızdan uzak geçirmekte asla gönlümüz evlenmiyor. Ramazan'ı Allah'a iman ederek ve sevabını da sadece Allah'tan bekleyerek. Yani yarış yaptırma, rekatları yarıştırma. Dua edenin duasına icabet ederim. Duamıza ne zaman icabet eder? Ne şekilde icabet eder? Nasıl icabet eder? Dünyada mı icabet eder, ahirete mi erteler, bunu biz bilmiyoruz. Bugün Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar varsa bunların hepsi mutlaka bir musiki eğitiminden geçmiş olanlardır. Ya Hannan, ya Mennan, ya vel cudi vel ihsan, febbiti gulüben alel iman. Öncesinde afetler olmaması için yapılması gereken çalışmalara dair ciddi bir arka tarafta mücadele var. Depremler, seller, heyelanlar. Türkiye'de bizim en çok gördüğümüz 3 doğa kaynaklı afet türü. Gurur duyarak söylüyorum. Kapsayıcılık anlamında dünyadaki çok az sayıdaki ülkeden bir tanesi Türkiye. Yani %95'ten fazla insan hiçbir bedel ödemeden devlet hastanesine gidip hizmet satın alabiliyor. Hizmet alabiliyor, satın alma değil. Yani normal sigortalı bir yerde çalışan ya da bir devlet memuru 18 yaş altı, yani çok bunlar geniş kitleleri zaten kapsıyor.
kişiler gidip bir devlet hastanesinden ücretsiz hizmet alabiliyor. Umalım ki veda hutbesini hatırlasınlar. Umalım ki Medine vesikasındaki o barış ortamını hatırlasınlar. Ve yine umalım ki insan olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu, zerre iyilik yaparsak onun karşılığını göreceğimizi, zerre kötülük yaparsak da onun hesabını Cenab-ı Hakk'a vereceğimizi unutmazsak eğer, bizden insana değil, hayvana da zarar gelmez, bitkiye de zarar gelmez. Malum koronadan dolayı 184 ülkede, yani dünyanın neredeyse tamamında örgün eğitim durdu Türkiye'de olduğu gibi. Biz Maarif Vakfı olarak çok ciddi bir hazırlık yapmıştık. Yazılımlarımızı gerçekleştirmiştik. Çok şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Şu anda 40 bin öğrencimiz var. Popülist düşünmüyoruz tabii hiçbir zaman. Yani bu daha çok kişiye ulaşsın, daha çok kişi sevsin diye bir zorlamamız yok. Bunun için eğilip de bükülmüyoruz da. Yani popülizmin bir takım şifrelerini uygulamaya da çalışmıyoruz hamdolsun. Ama ilgi var, elbette var. Hem Türkiye'de var, hem Türk dünyasında var. Sırat üzre tutara, kişi malını yemem. Sırat üzre tutara. Yoksa yine Azerbaycan'ın, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılına Türkiye'den katılan tek sanatçı oldum ben oradaki programlara. Yapılan işlerin karşılığını bu dünyada beklememek lazım. Şimdi birçok şey söyledik, belki hani vefa bilinmesini istiyor gibi anlaşılabilir ama aslında öldükten sonra insanın değerinin anlaşılması çok daha önemli. Aşktan yana söz duyunca ben hep seni düşünürüm. Uçsuz hayaller boyunca ben hep seni düşünürüm. Ben hep seni düşünürüm. 5 tane kütüphanemiz var Sincan'da. Bunun 6.'sı, 7.'si yolda. Biriktirdikten sonra paylaşmak, geliştirmek ve gelecek nesillere miras bırakmak, nakletmek bizim en önemli mesuliyetlerimizden bir tanesi. 100'e yakın kütüphanemizi biz mesai saatinin dışında da hizmet verir hale zaten getirmiştik. Bunların sayısını giderek arttırmaya çalışıyoruz. Ama bu dijitalleşme, dijital platformlar üzerinden hizmet verme işi artık kaçınılmaz. Bundan sonra oraya daha da fazla ağırlık vereceğiz. Yüzünü Türkiye'ye dönen dünyanın farklı yerinde halklar var. Dünyanın 170 ülkesinden 16 bin uluslararası öğrencimiz var. 2011'de Somali'ye kimse bakmazken oraya gidip Somali'nin makus talihini Allah'ın izniyle değiştirme gayretinde olan, hatta değiştiren. Yine o Gürcistan'ın bir dağlık köylerinden birinde gıda paketi dağıtırken başkonsolosumuz, bir küçük kızımız, yavrumuz orada yan eve koli dağıtırken annesine diyor ki, anne bize de verecekler mi bu gıda paketinden? Evladım diyor, onu herhalde tabii Türk bayrağını görünce herhalde onu Müslümanlara veriyorlar sadece diyor. Allah Allah. Öyle bir zanda bulunuyor. Ama hemen 2 dakika sonra aynı gıda kolisi o haneye de girdiğinde o hanımefendinin gözünden akan yaşları başkonsolosumuz bana anlatırken ağladı, inanın. Gerçekten dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. En çok insani yardımda bulunan ülkesiyiz. Senin sahibisin ve ardından İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ben sadece sana kul olurum, sana kulluk yaparım, sana teslim olurum ve sadece senden yardım dilerim. Bize de secdede dua, gözyaşıyla dua önemli. Hani üstad da diyor ya, ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin, bize dua et emi. Yani büyüklerin, annelerin secdede yaptığı duaların, gözyaşıyla yapılan duaların kabulü de önemli.
Elbette. Hazreti Aşki'nin Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri'nin güftesi bir dua mesabesinde, bir dua mahiyetinde. Bizler hakikaten Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği bütün güzellikleri, lezzetleri tadarak bayram edelim. Bu lezzetleri bize ikram edenin Allah olduğunu bilerek bayram edelim. Ramazan-ı Şerif'teki kazanımlarımızı idrak ederek bayram edelim. Allah-u Teala'nın bize bahşettiği kul olma nimetiyle, İman etmiş olmanın güzelliğiyle bizler bayram etmeye, bayramı bayram gibi yaşamaya, hayatımızı Ramazan-ı Şerif gibi yaşayıp ahiretimizi bayram etmeye de gayret edelim. Süre elbette bizler için sadece dünya hayatı için verilmiş bir süre gibi düşünülmemeli elbette. Bizim temas ettiğimiz insanların hayatı da bizim hayatımız gibi düşünerek bu hassasiyetle hayatımızı çoğaltmaya, bereketlendirmeye gayret edelim. Evde eşimizle, çocuklarımızla birlikte geçirmiş olduğumuz hayatın ahirette güzellik olarak karşımıza çıkması için onlara hep güzelliklerle, hep hoşluklarla mukabelede bulunalım. Onlarla hayatımızı bu hassasiyetlerle geçirelim.
komşularımızın varlığını bilerek, onların hakkının üzerimize ne kadar fazla olduğunu idrak ederek bir hayat yaşayalım. Allah bize Ramazan-ı Şerif'i yine lütfediverdi. Ne kadar şükretsek, hamd etsek az. Bu vesileyle bizler sizlerle buluştuk. Bu da büyük bir nimet. Bu anlamda bizleri sizlerle buluşturan, bütün yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da sizler adına teşekkür ediyorum elbette. Burada her akşam bir koşuşturmaca vardı. Yayına biz yetiştik, konuklarımız geldi, onların hazırlığı vesaire derken büyük bir koşuşturma içerisinde sizlere Ramazan-ı Şerif boyunca bu güzellikleri aktarma hassasiyetini ortaya koymuş olduk. Bu vesileyle tekrar onlara, herkese teşekkür ediyoruz. Belki bu Ramazan-ı Şerif içerisinde yaşadığımız hadiseler bizi birazcık hüzün içine, birazcık burukluğa sevk etmiş olabilir ama biz gördük ki hakikaten inananlar mümin, müminin aynasıdır ifadesince, sözünce, hadisi şerifince hareket ettiler. Kendilerini güzelleştirmeye çalıştılar. Kime bakarak? Kardeşine bakarak. Gönül aynasında gönlü güzel insanların yansımasını seyrederek hayatlarını hep güzel bir noktaya taşımaya gayret ettiler. Bu vesileyle bizler de hakikaten bize örnek olan insanlara hepsine şükranlarımızı ifade etmek borcunu üzerimizde taşıyoruz. Ve onlara da Cenab-ı Allah'tan razı olması için niyazda bulunuyoruz. Onların peşinden giden ve onlarla birlikte irfan dünyamızı zenginleştirme gayretinde olan bütün müminlere de Cenab-ı Allah'tan nusret niyazında bulunuyoruz. Hayat bir şekilde devam edecek, gidecek ve bir nokta gelecek ki hayat bitecek. Şimdi programda olduğu gibi. Süre kısıtlı, muhabbet geniş. Söylenecek çok söz var belki ama lisanımız sadece bize verilen süre kadar işliyor. Bu vesileyle bendeniz Necip Karakaya, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne sizlere seslenmeye, hitap etmeye gayret ettim. Eğer bir sürçülisan ettimse affınıza sığınıyorum. Bir güzellik oldu ise, ortada hasıl olan bir güzellik var ise, onun Cenab-ı Allah'tan ve Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Eğer bir noksan, bir kabahat, kusur varsa da o da aczane bendeniz fakire aittir. Bizleri dinleme nezaketini, zarafetini gösterdiğiniz için hepinize ayrıyeten şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Alvarlı Efe Hazretleri'nin bize ikram ettiği güzel bir bayram eseriyle bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Allah bizi inşallah hayırla bir kere daha sizlerle kavuştursun niyazıyla birlikte bayramınızı tebrik ediyoruz. Sizleri görüşene dek ve daima Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Şitabını bayram o bayram.
bayram o bayram olan lütfiyat.